Selam gençler, YouTube Fizikle Barış kanalına hoş geldiniz. Evet, öğreten sorular kısmında arkadaşlar bu seferki konumuz arkadaşlar bileşki hareket. Yani diğer ismi nehir problemleri falan arkadaşlar. Şimdi ne demiş? Akıntı hızının sabit ve kıyıya paralel olduğu bir nehirde yere göre hızı VK ve suya göre hızı VL olan yüzücüler yüzmeye başlıyorlar. Nereden? Bakın bu en önemli farkı zaten bu işin. Şimdi burada neyi de hatırlarsanız yere göre hız vektörü dediğiniz şey suya göre hız vektörü artı akıntıydı. Yani yere göre hızın içerisinde zaten akıntı var arkadaşlar. O yüzden yere göre hız kimindi? K. O zaman K'ya hiçbir şey yapmadan akıntı falan da eklemeden devam C noktasından çıkacaktı. Fakat bir hareketin suya göre hızı verilirse ancak akıntı eklenerek çözüm üretilecek arkadaşlar. O zaman ben L'ye gördüğünüz gibi o bir birimlik akıntıyı eklersem ne yapar? Şuraya geldi ve bu hareketin devamını sağlarsam da nereye geldi? Dikkat edin. F noktasına C ve F aradığımız cevaplar olacaktır. Yani demek ki burada ne önemliymiş? Yere göre hızlar verildiyse akıntı eklenmiyor. Suya göre hızlar verildiyse akıntı ekleniyor arkadaşlar. Hadi bakalım. Rüzgar hızının kıyıya paralel ve 10 km bölü saat olduğu bir günde havaya göre hızı 50 olan bir uçak paralel olarak K'dan şehre gidiyormuş. Bakın havaya göre dedikleri zaman aynı ne oluyordu? Suya göre. O zaman yere göreyi bulmamız lazım. O zaman ne diyor? Gidip geri dönüyormuş. Toplam yolculuk süresi. Şimdi olay çok basit. X eşittir V çarpı T. O zaman şöyle başlarsın. Giderken olayın git kısmıyla ilgili. Yol ne kadar? 600 kilometre. Peki bileşki hızınız ne yapar? Senin hızın böyle 50. Rüzgar sana karşıdan 10 karşı koyarsa o zaman senin bileşki hızının cevabı 40 çarpı T1 dersen o zaman T1 süresinin 15 saat olduğunu. Sıra geldi gelme zamanı. Şimdi bu sefer uçak bu tarafa doğru 50 süratiyle hiç bekleme yapmadan aynı süratle deyince benim hız 50. Rüzgar da bana destek olunca bu seferki 600'ü neyle alacağız dikkat edin. 60 çarpı T2 olacak mıdır arkadaşlar? O zaman T2 süresinde cevabı 10 saat olmuştur. Toplam yolculuk süresini sorduğuma göre 25 saatlik bir yolculuk söz konusudur arkadaşlar. Evet, böylece bileşki hareketle ilgili özellikle kafanıza yazmanızı istediğim neydi? Bağıl hareketten çok farklıdır. Bileşki hareket kelimelere lütfen dikkat edin. Havaya göre deyince burada hızı çıkartmıyorsunuz. Bağıl hareket değildir. Bunların bileşkesini alacağınızı belirtiyor arkadaşlar. Evet, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki çalışmada görüşeceğiz. Kendinize iyi bakın. Hepiniz hoşça kalın.